Evet arkadaşlar, şu anda bizim 5. sınıfların İngilizce testinin cevaplarını veriyoruz. Hemen birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci soru, read the conversation and answer the question. Yani şu kutunun içini okuyup boşluğu doldurun ya da soruya cevap verin diye bizden istiyor arkadaşlar. Hemen okuyalım. Hi, my name is David. I'm from Spain and I can speak Spanish and English. Bu David nokta nokta nokta. Burayı nasıl tamamlarız arkadaşlar? Hemen bakalım. A şıkkı speaks a foreign language. Evet diyebiliriz. Çünkü kendi ana dili kendisi İspanya'dan olduğu için ve ana dili İspanyolca olduğu için İngilizce burada arkadaşlar bize onun yabancı dil konuşabildiğini anlatıyor. Yani İngilizceyi konuşuyor. Onu söyleyebiliriz. B şıkkı likes learning Spanish. Bunu kullanamayız çünkü zaten İspanyolca biliyor, İspanyol. Is from England. Bunu da söyleyemeyiz çünkü İspanyol, İspanya'dan. Is English. Bunu da diyemeyiz çünkü İspanyol olduğunu anlıyoruz. Burada bizim arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Çünkü farklı bir dil konuşabiliyor. Kendi ana dilinden farklı İngilizce, English. O yüzden cevabımız A şıkkı. İkinci soru arkadaşlar, read the text and answer the question. Gene ufak bir parçamız var. Bunu okumamız gerekiyor. Hemen okuyalım. Alice is 12 years old. She is from Germany. She speaks French and English. She likes history but she doesn't like science. Yani kısaca arkadaşlar bu text yani okuma parçası Alice ile ilgili bize bilgi veriyor. Kaç? 12 yaşındaymış. Almanya'danmış. İngilizce ve Fransızca konuşabiliyormuş. Tarih dersini seviyormuş ama fen dersini sevmiyormuş arkadaşlar. Yani bu parçaya göre ne diyebiliriz? Alice lives in England. B şıkkı diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Çünkü onunla ilgili bir bilgi yok. Lives in England demiyor. Sadece Alman olduğundan bahsediyor. Hates history. Hayır, bunu da diyemeyiz. Çünkü she likes history diyor. Seviyormuş. Is English. Bunu da diyemeyiz. She is from Germany. Yani German olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Üstteki soru gibi aynen. Üstteki soruda David İngilizce konuşabiliyordu. Burada da arkadaşlar, buradaysa Alice Fransızca, farklı bir yabancı dil olarak Fransızca konuşabiliyor. Üçüncü soruya geçecek olursak arkadaşlar, kısa bir burada da diyalog gibi bir sorumuz var. Dört kişi var arkadaşlar. Lucy, Patricia, Robert, James. Lucy'nin söylediği I like doing experiment. Patricia'nın dediği I enjoy learning about past events. Robert'ın dediği I really love solving problems. James'in söylediği ise I love different languages. Şimdi teker teker hepsine bakacak olursak arkadaşlar, yani bunların ne yaptığını anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra da boşluğu dolduracağız. Love science and helps her teacher in the science lab. Yani kim feni seviyor ve fen öğretmenine yardımcı oluyor. Hemen bakalım Patricia ne diyor? I enjoy learning about past events. Yani geçmiş olaylardan ilgili şeylerden hoşlanıyormuş. Bu da ne demek olur arkadaşlar? Hangi dersi sever? Tarih dersini sever, değil mi? O yüzden fenle bir alakası yok Patricia'nın. Bunu kullanamayız. Robert ise I really love solving problems diyor. Yani arkadaşlar problem çözmeyi çok seviyormuş. Bu da matematik dersinin bir konusu, değil mi arkadaşlar? O yüzden fenle, Robert'ın da fenle alakası yok. James'e bakacak olursak, James, I love learning different languages. Farklı diller öğrenmeyi seviyorum diyor. Yani onun da dil dersi olacak arkadaşlar. Gene fenle alakası yok. Burada bizim istediğimiz kişi Lucy arkadaşlar. Çünkü ne diyor? I like doing experiment. Experiment neydi arkadaşlar? Experiment arkadaşlar Türkçesi deneydi, değil mi arkadaşlar? Aynen deneydi. Yani deney yapmayı seven bir arkadaşlar nasıl bir kişidir? Feni seven biridir aynı zamanda, değil mi? Bunu buradan onu çıkarırız. O yüzden buradaki cevabımız arkadaşlar D şıkkı Lucy. Hemen bir sonraki soruya bakacak olursak, dördüncü soru. Read the conversation and answer the question. Yani arkadaşlar diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Bakalım Jack ve Martha burada diyalogda birbirleriyle konuşuyorlar. Jack ne diyor? Hi, this is Jack. Is Helen at home? Helen evde mi diye soruyor. Martha'nın cevabı hayır. No, she isn't. My mom is ill and she is with her at the. Annem hasta diyor ve
O annemle birlikte şurada nokta nokta. Jack deniyor da well I hope she gets well soon see you. Yani umarım yakın zamanda iyileşir, görüşürüz diyor. Şimdi arkadaşlar burada boşluğu doldurmak için bir yer soruyor bize değil mi arkadaşlar? Yani ne tür bir yer olabilir? Martha ne diyor arkadaşlar? My mom is ill. Yani annem hasta. Ya ve de Helen onunla birlikte hasta biri nerede olabilir arkadaşlar? Hastanede olabilir değil mi? Hospital. O yüzden cevabımız B şıkkı. Beşinci soru arkadaşlar. Read the conversation and answer the question. Okay. Şimdi burada arkadaşlar gene bir diyaloğumuz var. Aşağıdaki şıklardan yani şıklardan hangisi bu boşluğa uyar diye bizden diye soruyor. Hemen bakalım. Cevap burada arkadaşlar go straight ahead and take the second left. It is on your right. Yani arkadaşlar burada bize aslında anlamamız gereken bir yön soruyor. Bir yön tarifi var arkadaşlar. Yön tarifi sorusunu nasıl yapabiliriz? How are you sorusuyla mı olur? Hayır. How are you? Nasılsın sorusu. Where is she from sorusu da, bunu da kullanamayız. Çünkü neredenin cevabı yol tarifi vermez bize. What time is it'i de kullanamayız. Zaman sorusu da bize yön tarifi vermez arkadaşlar. Burada bize yön tarifi verebilecek soru D şıkkı arkadaşlar. How can I get to the pharmacy? Yani eczaneye nasıl gidebilirim? Go straight ahead, düz git diyor. İkinci sola al diyor. O sağ tarafında kalıyor. Yani eczaneye bu şekilde ulaşıyorsunuz. Burada arkadaşlar yön veren soruya, yön için olan soruya dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı soru arkadaşlar bir resim var. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi tamamlar kısaca bizden diyor. Resme göre hareket edeceğiz arkadaşlar bu soruda. Emily likes playing nokta nokta. She draws squares on the ground and jumps. It's her favorite game. Yani aslında kısaca bize arkadaşlar burada ne tür, hangi oyunu Emily seviyor diye soruyor. Resimden de ipucumuz var. Bakacak olursak hangi oyun bu arkadaşlar? Dodgeball değil. Dodgeball yakan top. Marbles değil. Marbles da arkadaşlar... küçük yuvarlak misket arkadaşlar o da değil. Hopscotch, hide and seek. Hide and seek neydi arkadaşlar? Hide and seek saklambaçtı. O da değil bu oyun arkadaşlar. Hopscotch değil mi? Yani seksek. Aradığımız oyun hopscotch seksek. Yedinci soru arkadaşlar. Read the conversation and answer the questions. This Andrew ve Sophie ile bir diyalogumuz var gene arkadaşlar. Gene diyalogdaki boşluğu dolduracağız burada. Andrew'un söylediği this is my new robot. Her name is Andy. Bu benim yeni robotum diyor. İsmi Andy. Really Sophie she looks cute. Ondan sonra burada bir soru var arkadaşlar. Dikkat edin. Soru işareti var değil mi? Sophie bir soru soruyor. Hangi soruyu soracak? How much is it sorusunu sorarsa şıklardan gidelim arkadaşlar. Bu tip sorularda genelde tavsiyem şıkları yerleştirip hangisi uyuyorsa o genelde doğru cevabımız olur arkadaşlar. Şimdi ilk soruya bakacak olursak A şıkkında how much is it? How much is it buraya koyarsak bunun cevabı she can play chess olmaz arkadaşlar. Andrew'un verdiği cevap çünkü... How much sorusu neydi arkadaşlar? Ne kadar? Yani bunu kullanamayız. C şıkkı arkadaşlar. Where can I buy it? Arkadaşlar can burada can yapımız var. Andrew can de devam ediyor ama where can I buy it'i kullanamayız. Çünkü nerede satın alıyorum anlamında geliyor değil mi? Burada satın alma şeyi yok. Andrew'un cevabı ne yaptığı ile ilgili. Yani satranç oynayıp annesine evde yardım ediyormuş. What is its name? Its name? Bu soru arkadaşlar zaten Andrew name'ini, ismini söylüyor. O yüzden bu soruyu da kullanamayız. Burada bizim cevabımız B şıkkı arkadaşlar. What can she do? Ne yapabilir? Okay, aradığımız soru bu. Sekizinci soru arkadaşlar. Read the conversation and answer the question. Hemen diyaloğu okuyup soruyu cevaplayalım arkadaşlar diyor. Mary ile Michael arasında burada arkadaşlar. Mary'nin sorusu hello Michael, how many books have you got? Kaç tane kitabım var diyor. Michael'ın cevabı da there are 25 books in the living room and 7 books in my room. So we have got not books. Burada arkadaşlar aslında kısa bir ufak bir matematik problemi de yapmamız gerekiyor. Toplama işlemi yapacağız. 25 oturma odasında varmış. 7 de Michael'ın kendi odasında varmış arkadaşlar. Yani toplam sayı kaç olur? Burada hemen toplam sayıyı yazacak olursak arkadaşlar 32 olacak değil mi arkadaşlar? Yani İngilizcesi 32. Cevabımız da burada arkadaşlar 32 olacak. D şıkkı 32, 32.
Okay. Dokuzuncu soruya hemen bakalım. Bu arkadaşlar Lili'nin aktivite tablosunu burada görüyoruz. Yani hafta günlerde ne yapıyor kısaca? Pazartesi günü Monday yüzmeye gidiyormuş. Salı video oyunları ya da bilgisayar oyunları oynuyormuş. Çarşamba şarkı söz söylüyormuş. Cumartesi alışverişe gidiyormuş ve pazar satranç oynuyormuş arkadaşlar. Şimdi boşluğu tamamlayacak olursak A şıkkına bakalım. Swims on the second day of the week. Haftanın ikinci gününün hangi gün oluyor arkadaşlar? Genelde haftanın birinci gününü biz pazar kabul ederiz, değil mi? İkinci günde salı olur. Salı günü yüzme mi yapıyor arkadaşlar? Hayır, salı günü bilgisayar video oyunu oynuyor. O yüzden bunu kullanamayız. A şıkkını kullanamayız. B şıkkı arkadaşlar. Shopping with friends on Mondays. Monday'a bakalım. Monday'da ne yapıyor? Yüzme yapıyor arkadaşlar pazartesi. O yüzden bunu da kullanamayız. D şıkkı arkadaşlar. Goes fishing on Saturdays. Saturday'a bakalım hemen. Cumartesi ne yapıyor? Shopping yapıyor. O yüzden goes fishing de diyemeyiz arkadaşlar. Burada bizim aradığımız cevap C şıkkı. C şıkkı arkadaşlar, yani goes shopping at the weekends, yani Saturday neydi arkadaşlar? Cumartesi, hafta sonu oluyor. O yüzden hafta sonu alışveriş yapmaya gidiyormuş. Bu doğru, yani burada C şıkkını kullanabiliriz arkadaşlar. Son soruya da hemen bakacak olursak arkadaşlar, 10. soru. Burada bir parçamız var. Bunu hemen bir okuyalım arkadaşlar. Hi, I'm Carmen. I'm 12 years old. I live in Italy with my parents. I wake up at 7 on weekdays. I like eggs, but my parents like cheese and chips for breakfast. I go to school by bus. My father, Daniel, goes to work by subway. But my mother, Susan, goes by car. I have lunch at school because I have classes in the afternoons. After school, I arrive home at about 3:30 and play basketball in the park. It's my favorite. In the evenings we watch TV and talk about our day. Yani arkadaşlar burada kısaca Carmen'ın günü ve kendisiyle ilgili biraz bilgiler var. Yani ne diyor arkadaşlar? Ben Carmen'ım diyor. 12 yaşındayım. İtalya'da ailemle birlikte yaşıyorum diyor. Hafta içleri 7'de uyanırım diyor. Yumurtayı severim ama ben yumurtayı severken annem babam peynir ve kızartma, patates kızartması seviyor kahvaltıda diyor. Okula servisle giderim diyor. Babam Daniel diyor. İşe metroyla, annem Susan ise işe arabayla gider diyor. Okulda yemek yerim diyor. Çünkü öğleden sonra dersleri varmış. Okuldan sonra ise 3:30 gibi eve geliyormuş. Parkta basketbol oynuyormuş. Bu yapmak en sevdiği yaptığı en sevdiği işlerden biriymiş. Akşamları da arkadaşlar televizyon izleyip günüyle ilgili konuşuyormuş. Yani bu paragrafta arkadaşlar neyle ilgili bilgi yoktur diye bize soruyor kısaca. No information about. Ailesiyle ilgili var mı? Var. Annesiyle ve babasıyla ilgili bilgi var. Söylüyor. Hobileriyle ilgili var. Playing basketball diyor arkadaşlar. Bu bir hobidir. Ya da watch TV, bu da bir hobidir. O yüzden onunla ilgili de bilgi var. Daily rutinle ilgili, yani her gün ne yaptığıyla ilgili bilgi de var. Weekdays, yani her gün aynı saatte uyanıyormuş. Burada arkadaşlar bir tek arkadaşlarıyla ilgili bilgisi yok, değil mi? Yani hiçbir arkadaşıyla ilgili bize bir şey söylememiş. O yüzden burada da doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.